zamandır beni takip edenlerin sabırsızlıkla beklediği ve bana hocam nerede kaldı o video dedikleri videoya geldik. Bu ayda gideceğiz. 10 en değerli kripto paraya Yüzer dolar para yatırıyor olacağız ve sonuçlarını izleyeceğiz. İlk kez izleyenler için küçük bir hatırlatma. Ocaktan beri yapıyoruz bunu. Ocakta gittik 1000 dolar yatırdık. Şubatta 1000 dolar yatırdık. Bugün 3 Mart itibariyle 1000 dolar daha yatırıyoruz kripto varlıklara. Neye göre seçiyoruz bunları? Coinmarketcap.com'a gidiyoruz. Orada toplam piyasa değeri itibariyle en değerli 10 kripto varlığı seçip onlara yüzer dolara yatırıyoruz. En değerli 10 kripto varlık diyorum ama orada bazı ufak kurallar var. Bir stable coin'lere yani fiyatı 1 dolara sabitlenmiş olanlara yatırım yapmıyoruz. Çünkü orada beklenti yok zaten. Bir de birkaç tane benim sevmediğim şey var. XRP gibi, BNB'nin bazı coin'leri gibi böyle, böyle ufak tefek istisnalarımız var. Bunlara yatırım yapmıyoruz ama onun dışında yaptığımız şey gidiyoruz. Hiçbir tartışmaya girmeden toplam piyasa değerli en değerli 10 varla 10 kriptoya Yüzer dolar yatırıyoruz. Burada kural şu. 5 yıl boyunca yapmaya devam edeceğiz bunu. Aldığımızı asla satmıyoruz. Yani ilk ondan düşünce satmıyoruz ama o ay almıyoruz. O ay ilk onda ne varsa onu alıyoruz ve kenarda duruyor. Neden böyle bir şey yapıyoruz? Çünkü bir araştırma gösteriyor ki linki yukarıda ve aşağıda. Geriye dönük baktığımızda bu strateji aslında kripto dünyasında hem iyi para kazanman hem de aşırı risk almamanın doğru reçetesine benziyor. Biz de bunu ileriye yönelik deniyoruz. Bakalım benzer sonuçlar olacak mı onu anlamaya çalışıyoruz. Kripto ile ilgili yatırımlarım sadece bu bin dolarlık yatırımlarla kısıtlı değil. Bir kere bu ilk onun içerisinde bitcoin'i koymuyoruz. Bitcoin benim çünkü ayrıca zaten yatırım yaptığım bir alan. Bir de işte ne bileyim metaverse yatırımlarım var vesaire. Web 3.0 yatırımları var. Onlar da buna girmiyorlar. Bu kendi içerisinde bir deney aslında. Şimdi Ocak'ta ve Şubat'ta yatırdığım biner dolarların başına ne geldi? Mart'ta parayı nereye yatırıyorum? Neler oluyor neler bitiyor? Ve en değerli onda ne gibi değişimler var? Bütün bunların detaylarına gireceğiz. Hazırsanız başlıyoruz. Öncelikle ilk 10'a giren çıkan yeni kimler var ona bir bakmakta fayda var. İlk 10'dan düşen bir tane var. Chainlink düşmüş geçen ay ilk 10'daydı. Onun yerine Litecoin geri gelmiş. Ocak ayında Litecoin ilk 10'daydı. Şubat'ta düştüydü o geri gelmiş. İlk 10'dan düşen Uniswap Şubat'ta düşmüştü bir daha geri gelememiş. Buna karşın Şubat ayında ilk 10'a ilk kez giren Crypto.com ki adı değişti onun Kronos oldu. Ve Cosmos ikisi de bu ay ilk onda yerlerini korumayı başarmışlar. Yani geçen aya göre listemizdeki tek değişiklik Litecoin ile Chainlink arasındaki yer değişimi. Bakalım ilk onda neler olmuş? Bir kere her şey bir Bitcoin ile kıyaslamakta fayda var. Çünkü bu pazarın feriştahı Bitcoin, temeli Bitcoin. Ve onda ciddi bir artış var aslında. %13'e yakın artış var. Bunun sebebi maalesef savaş. Savaş sırasında hem Ukrayna vatandaşları hem de ambargolardan, finansal ambargolardan korkan Rus vatandaşları paralarını Bitcoin gibi varlıkları aktarıyorlar. Bu yüzden kripto pazarlarında ekonominin kötü gitmesine, faizlerdeki artış meselesine ve en fena savaşa rağmen değer artışları yaşandı. Çünkü insanlar kriptonun değerini bu dönemde biraz fazla anladılar. Bundan dolayı da Bitcoin'in değeri %13 civarında artmış durumda. Fakat biliyorsunuz bu benim en değerli 10 kripto portföyü Bitcoin yok. O ayrı bir alım yapıyorum orada. O yüzden Ethereum'a başlamamız lazım. Ve Ethereum maalesef Bitcoin'e göre kötü bir performans sizde. Sadece %5 artabilmiş pek bir performans değil. Aslında altcoin'lerden Bitcoin'den daha hızlı bir yükseliş bekliyoruz normalde. Çünkü onlarda risk daha fazla. Fakat bu dönem özel bir dönem. Bu dönem Bitcoin'e geçişte büyük bir hızlanma var. İlk defa kripto varlık alacak olan Ukrayna'daki Rusya'daki vatandaşların Bitcoin'e daha kolay alıştığını tahmin ediyorum. Daha tanıdıkları bir marka. O yüzden tercih ediyorlar. Daha çok güveniyor olabilirler. Ama Ethereum Ethereum'dur. İlk onda tabii yeri var onun. O yüzden Ethereum aldık. Geçen aya göre %5'lik artış var. Kripto toplam değer olarak Ethereum 345 milyar dolara gelmiş. Tether, BNB ve USD Coin bizim listemize girmiyorlar. Çünkü Tether ve USD Coin, Stablecoin Stable Coin birer dolar değerle sabitlenmiş durumda. BNB'yi de ben Binance sevmediğim için almıyorum. XRP, şimdi XRP bizim portföyde yok. Çünkü sevmiyorum yıllardır fiyatı olduğu yerde sayıyor demiştim geçen ay. Beni utandırdı. %23'lük artış var son 30 günde. Davadaki gelişmelerden dolayı. Ama biz de hala ilk ona yer vermiyoruz. Burada biraz kuralı ihlal ediyoruz. Ayın sürprizi Terra'dan geldi. Luna, Terra artık adı nasıl derseniz tam %79'luk değer artışı var. Müthiş bir atak yaptı. Ve bu atakla Solana, Cardano, Avalanche gibi büyük rakiplerin epey önüne geçti. Bu ayın sürprizi Terra biz de onu almaya devam edeceğiz. Solana geçen aya göre düştü. Üzücü beni üzen performanslara bir tanesi oldu. Ama daha da çok üzen Cardano oldu. Biliyorsunuz benim Cardano'ya özel bir sempatim var. Fakat çok aksilik çıktı. Hem Solana hem Cardano'da sistemler çöktü, çalışmadı, işlemede vesaire. İnsanlar biraz güven yitirdiler. Avalanche'ın Avax'ın değer artışı Bitcoin'e yakın. 116.96 onu da portföyümüzü yine aldık. Polkadot değer kaybedenlerden %6.37'ye inmiş değeri ama yine almaya devam ettik. Bizde ilk onda yer alıyor çünkü. Biliyorsunuz Dogecoin ve Shiba'yı almıyoruz bu portföye Çünkü onları ben yatırımdan ziyade kumar gibi görüyorum. Bu ay Dogecoin'deki kumar kötü gitmiş %7.5'lik düşme var. Shiba'daki kumar iyi gitmiş %17'lik artma var ama yani gerçekten riske şu anda değmez. Bitcoin'e yakın bir artış var bu riske almaya değmez. Polygon, Matik. Benim güvendiğim bir ikinci seviye coin biliyorsunuz Ethereum e, blockchain üzerinde çalışıyor ve özellikle NFT alım satımları epey kullanılıyor. Değer kaybı var %2.75. Bitcoin'e kıyaslayınca daha da sert. Bitcoin'in 10'luk artışına karşın orada değer kaybı var. Wrapped Bitcoin almıyoruz. Tekrar hatırlatalım. Wrapped Bitcoin aslında Bitcoin'e fiyat sabitlenmiş fakat Ethereum blockchain'de işlem gören Bitcoin. Buradaki amaç Ethereum blockchain'de biliyorsunuz daha fazla işte swaplar yapılabiliyor, NFT ticaretleri yapılabiliyor. Orada Bitcoin'in kullanılmasını destekleyen bir aslında yapı. O yüzden almaya gerek yok. Zaten fiyatı aşağı yukarı Bitcoin aynı hareket ediyor. Nitekim %13 yakın değer artışı var. Kronos, geçen ay Kronos ismi Chrome.com'du ve ilk defa geçen ay almıştık. E, bu ayda listede yerini tuttu. Değer aşağı yukarı aynı yerde kalmış. %1'lerde kalmış. Kosmos geçen ay ilk defa almıştık Şubat'ta. Onu da bu ay almaya devam ediyoruz. Yine Bitcoin'in altında da olsa artışına devam etmiş %10.72 ile. Litecoin listedeki son coinimiz ilk 10'a giren onu aldık bu ay. Litecoin'de de %1.42'lik artış var. Böylece ilk 10'u tamamlamış oluyoruz. Chainlink'i burada görüyorsunuz. Müthiş bir düşüş var. %13'lük bir düşüş var. O yüzden listeden çıktı. Uniswap daha evvel listemizdeydi Ocak ayında. Hem Şubat'ta düştü hem Mart'ta düştü. Bu DeFi'lara karşı biraz şüpheci bir pazar var bu aralar. İkisi değer kaybetler. Near protokol yeni yeni yükseliyor. Bakalım belki gelecek ay ilk ona girebilir ama muazzam performans yok. Yani aslında özetlemek gerekirse bu ay en kolayı Bitcoin'e yatırım yapmakmış. Hiç kafanızı karıştırmadan tek sürpriz burada. Büyük sürpriz Terra'dan geldi. Onun değer artışı muazzam. Bir de biz sevmiyoruz ama XRP'de ciddi bir değer artışı var. Diğerlerinde ya Bitcoin kadar kazanıyorsunuz işte avalanç gibi örneklerde ya da aslında para kaybetmiş durumdasınız. Neden? Tekrar söylüyorum bunun savaş durumuyla ilgisi var. Peki ilk 10 böyle değişti İlk 10'daki değer artışta inişleri bunlar. Bu bizim portföye nasıl yansıdı? Şimdi de ona bakalım. Şimdi i̇şte burada öncelikle Şubat ayı sonunda portföyümüz neredeydi? ona bakalım. 1691 dolar toplam portföyümüzde para vardı. Ocak'ta ve Şubat'ta biner dolar yatırımımızı düşecek olursak 300 dolara yakın para kaybetmiş durumdaydık. Mart ayı biraz daha iyi geçti. Mart'ta bu portföyün büyüklüğü 1774 dolara geldi. Yani biraz telafi etti zararları burada ama yine baktığımızda 2000'e 1774 %11'lik kaybımız var aslında. Çok da iyi bir sonuç sayılmaz. Mart'ta yeni neler aldık portföye? İlk ondan bakacak olursak Ethereum aldık, Solana, Cardano, Terra, Polkadot, Avalanche, Polygon, Uniswap almadık sadece Ocak'ta aldık o gün bugündür ilk onda değil. Litecoin aldık, Chainlink bu ay almadık, Crypto.com veya eski ismiyle Kronos ve Cosmos almaya devam ettik. Böyle baktığımızda an itibariyle portföyümüzün büyüklüğü 2774 dolara gelmiş durumda. 3000 dolar toplamda yatırmış olduk Mart ayının alımıyla beraber. Böylece zararımız devam ediyor. Fakat karda olan var mı diye bakmakta burada fayda var. Burada Terra muazzam bir örnek. Toplam her ay Terra'ya 100 dolar yatırdık. Şimdi değeri 383 dolara geldi. Burada ciddi bir kazancımız var. Onun dışında Cosmos'ta küçük bir kazanç var. 200 dolar yatırdık şimdiye kadar toplam. 213 dolara geldi değeri. Burada bir artış var diyebiliriz. Onun dışında bakıyorum bakıyorum e, poligon 300 yatırdık 261'e indi. Ethereum 300 yatırdık 282'ye indi. Solana 300 yatırdık 248'e indi. Cardano 300 yatırdık 251'e indi. Yani bunlar da açıkçası yüzümüz hiç gülmemiş. Uniswap en kötü eriyenlerden biri. 100 yatırdık 64'e indi. Litecoin'e 200 yatırdık 174'e indi. Yani burada açıkçası iş içerisinde Terra olmasa bir de sonradan portföyye kattığımız Crypto.com veya yeni ismiyle Kronos veya Cosmos olmasa durum pek de parlak olmayacaktı. Peki Mart'ın geri kalanı neler beklemek lazım? Valla kimse bilmiyor bence. Orada çok karışık çünkü bir yandan savaş var, bir yandan inanılmaz yüksek enflasyon var. Petrol yüzların üzerine çıktı. Yani borsalar acayip zorlanıyorlar şu anda. Öte yandan savaştan dolayı kripto yönelim var. Özellikle Bitcoin'de bir de bahsettim. Yani ortalık epey bir karışık ve tahmin yürütmek çok zor. Bana kalırsa bu bir yatırım tavsiyesi değil ama benim görebildiğim kadarıyla Bitcoin daha iyi gidecek gibi yani bizim bu ilk 10 portföy meselesi böyle bir yine bir Terra Luna gibi bir mucize olmazsa pek iyi gitmeyecek gibi gözüküyor ama biz biliyorsunuz karar vermiştik. Düşse de yükselse de almaya devam edeceğiz diye düşmeleri ortalama maliyet yapıyoruz diye düşüneceğiz demiştik. Ama muazzam iyi şeyler beklemiyorum açıkçası görmek gerekiyor. Eğer savaş tehlikesi ortadan kalkarsa Bitcoin pozisyonunu korursa ve dominansı azalmaya başlarsa bu durumda biraz alt koyunlardan bir atak bekleyebiliriz ama bunu öngörebilecek kimsenin olduğunu düşünmüyorum. Her yerde ben yatırmaya devam edeceğim. Çünkü inanıyorum ki riskli varlıklarda ortalama bir maliyet yaratmak iyi bir fikirdir. Bakalım göreceğiz. Deneyimizin ilk 3 ayının sonuçları çok parlak değil. Bundan sonra neler olduğunu beraber izleyeceğiz. Bitmeden önce ayrılmadan önce sizlerden bir ricam da var. Lütfen bir like çok iyi olur. Bir yorum yazarsanız onu mutlu olurum bir de şu çan sesine bir tıklamakta fayda var oradaki o işarete böyle hiçbir içeriği kaçırmazsınız öbür türlü algoritma beni size göstermeyebiliyor. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.